devam ediyoruz şimdi. Çentiyip mi yapıyorsun? Çentiyip mi yapıyorsun? Neyi aklına geliyor? Aleyna. Aleyna Tilki. Aleyna trip mi yaptı ya bize? Önce bir ağlamasını verelim bakalım. Bu trip ya, mi değil ağladım. Mi izleyelim. Halk ne istediyse onu, yaptım diyor. Ondan sonra Aleyna bu açıklama yapıyor. Tıklanıyor, rekor kırıyor vesaire. Annesi bir açıklama yapıyor. Aleyna'yı bulamıyorum diyor. Aleyna odadaymış ha. Kendi evinde odasındaymış. Aleyna'nın annesi. Allah şimdi anne de böyle diyor. İlk böyle bir hayretler içerisinde izliyorsun. Sonra ne oluyor? Sonra Aleyna diyor ki anne ben odadayım. Odamdayım beni arama diyor. Anne dışarı çıkmış günah. Hani evde olacağını düşünmemiş herhalde bu şeyle. Yani kaybolmadığında kaybolmadım diyor. Ama sonra bir çiçek geldi. Bir çiçek geliyor. Abi, bu arada açıklamayı da okuyalım. Ne yani insanlar ağlayamaz mı? Kalpleri kırılamaz mı? Şaka gibi gülen surat. Kayıp falan olmadım. Şu an evimde odamdayım. Birazdan da uyuyacağım diyor. Annesine ama atıyor annesine... bu annesi kayboldu. Annesiyle hayır. Tweet'ten mi haberleşiyorlar? Instagram'a. Anne buradayım. Hayır Aleyna neredesin? Doğru o olabilir. Ben annemde kalınca WhatsApp'tan su istiyorum. Anneciğim su getiririm. Ya o ayrı da annesinin odada olup olmadığını onu bilir canım. Yapma ama bir can var ya. Bilemiyorum yani. Yapma bir can. Belki de o zaman şatoda yaşıyorlar. Şatoda yaşıyorsanız artık birbirine ulaşamıyorlar anladın mı? Bu tabii çok komik bir görüntü bu. Yani bu sonrasında bir çiçek geliyor ama. Evet Aleyna küçük bal kabaklarından dolayı Emrah'ı affetti. Bir bakalım çiçeği. Ece şimdi bu da öyle çok böyle vahim. Bu beni bu kadar ağlatan birinin bu göndereceği çiçekte benim hiçbir şeyim de değişmez. Ben bu kadar ağlarken de çentip mi yapıyorsun diye bir tweet gelirse o patlatır mı yani? Ne yapıyorsun? Patlatır mı? Nasıl patlatır? Bir daha can yakma tweet'i vardı Aleyna'nın Emrah'ı etiketlediği. Emrah Karaduman'ın da cevabı çentip mi yapıyor? Sadece şunu konuşacağım. Evet o da geliyormuş. Geldikten sonra bak bu nedir? Bu nasıl bir aşk be? Sizin de yaş ortalamanız kaç ayol? Şimdi onu söyleyeceğim. Çok güzel bir konuya değindin. Burada pedofiliye karşı olduğumuzu bas bas bağırıyoruz. Tüm Türkiye buna karşı. Şimdi ben Aleyna Tilki ile Emrah Karaduman arasında bir ilişki var mı yok mu bilmek istiyorum. Birincisi bu. Eğer varsa Aleyna şu an kaç? Reşit 18 yaşında. Artık yeni. Ama 14-15 yaşından beri beraber çalışıyorlar. Bir de eskiden beri birliktelermiş. Eskiden beri birlikteler diye haberi çıkıyor. Bu doğru mu değil mi bunu bilmek istiyorum. Eğer doğruysa çok kötü örnek olduklarını düşünüyorum. 14-15 yaşındaki bir kızın alenen bu kadar kendinden yaşça büyük bir erkek. Öyle mi? Emrah kaç yaşında? Emrah bayağı büyük. 30'un üstünde mi? Bilmiyorum. Hemen bakalım. Hemen bakacağım. Bir devam et. Çok güzel konuştun. Eğer böyle bir durum varsa da bunun kesinlikle hani destekçisi olarak da görünmek en son isteyeceğim şey. Kesinlikle öyle. O konuda haklısın. Reşit olduktan sonra kimseye karışamaz. 26 yaşında. Aralarında 8 yaş var şu an. Şu an 26 yaşında. Evet. Ama tabii 14 yaşındayken yapmışsa bu işlemi 22 yaşında oluyor. Yani biri reşit değil yine reşit değilse yine pedofili var. Evet. Eğilimleri farklı olan insanların barında da sahne aldı. Bu da çok tepki görmüştü. Evet reşit olmayan çocukların artık onlar çocuk o sırada çünkü hayatlarına da dikkat etmesi gerekiyor. Ben onların hiçbir zaman mesela yorum yaparken de sevgili olduklarını düşünmemiştim o zamanlar. Ama şu anki görüntü acaba sonradan mı sevgili oldular veya sevgililer miydi bilmiyorum kafam çok karıştı bu konuyla ilgili. Yani bunu söylemesem içim rahat etmezdi. Çok doğru bir yere temas ettin Ece ama biz de hani yakın çevremizden de girdiğimiz ortamlardan da onların sevgili gibi hareket ettiklerini sevgili gibi davrandıklarını biliyoruz. Ve reşit olmadığı zamandan beri sevgili olduklarını biliyoruz. Artık reşit oldu bağıra bağıra söyleyebiliyor. Fakat kimse aptal değil yani tabii Allah mesut etsin ama bakın bunu altını çizerek söylüyorum. Cinsel bir birliktelik yaşanıyorsa reşit olmadığınız zaman bu pedofilidir. Aynen öyle. Evet. Bu çok büyük bir suçtur aynı zamanda. Ve zaten zinayı falan hiç konuşmayalım. Ama yani bunlar gerçekten akıl almaz gibi. Tamam şimdi biliyoruz geçiyoruz trip evet, yapıyorsun ama. Bunu biz şimdi destekliyor gibi asla, ne sen ne ben o asla, kadar karşısındayız şey ki bu işin ve sevgililer ha falan değil. Eğer biz şu an reşit olduğu için bunun üzerine konuşuyoruz ama eğer bu birliktelik 14 yaşından beri varsa... Evet arkadaş yani. Burada bir sıkıntı. Çocuk istismarı var. Çocuk istismarı. Çünkü çocuk evet. Hala da büyümemiş yani, ama. Yani TCK'ya göre de çocuksun. Hani 18'in altındasın artık. Senin böyle bir yani ceza ehliyetlerin de sınırlı biliyorsun. O yüzden 14 yaşındayken 13 yaşındayken bunlar ciddi ama çocuk rakamlar yani evet. Onu söyleyelim. Ve bunu mutlaka altını çizelim.
Bugün birçok köşe yazarı da bu olayla ilgili şey yazdı. Basbayağı reklam yazdı. Onu bir da şöyle. Küsüp bir günde barışmak, böyle ağlayarak video çekmek ergenlik mi çocukluk mu reklam mı sence? Ece şöyle bir şey söyleyeyim. Aleyna'nın yaptığı her şey bana çok samimi, gerçek geliyor. Böyle hiç böyle kurgulamıyormuş gibi. Bu, kurgula olsa zaten bu kadar konuşmayız. Ama Emrah'ın çok iyi bir albümü çıktı. Tam da yeni çıktı yani. Çok güzel albüm. Cuma günü yani neredeyse yani sıfırdan. Bebek gibi bir albüm. Ebu Yaşar var, Demet Akalın var, Derya Ulu var. Demet Akalın ses kestiği muazzam bir şarkısı evet, var mesela. Aleyna Tilki var yine. Yine Aleyna var falan. Ama bu zamanlama benim kafamı karıştırdı. Reklam mı diyorsun? Yani Emrah için bu topa girer mi? Çok seviyorsa girer. Yapmasaydı keşke. Çok reklam koktu ya. Çok reklam yani şöyle koktu. Kız orada ağlarken karşı tarafın çentip, ya okuyamıyorum bile, çentip mi yapıyorsun diye böyle dalga geçmesi enteresan geldi. Ben birisi ağlarken üzülürüm yani. Yani ne bileyim ya, ciddiye almadı. Sonra Aleyna bir tane daha paylaşım yaptı Çiçek'ten sonra. Ne? Bena var mı o? Ha, varsa o da var. Onu da verelim o zaman. Tamam, bravo bu. Ve Ece diyor ki ben doktor olduğuma niye inanmıyorlar diyor. Aslında böyle de bir kafa var. Yani bu Aleyna Tilki ağlayamaz mı? Ağlayabilir ama bu kadar ağlayıp bu kadar trip atıp feberan falan sonrasında bir çiçekle, minicik bir çiçekle barışma ne demek bilmiyorum. Ama bu bir aldatma olayı değil, ben sana söyleyeyim. Peki reklam olsaydı daha iki gün evvel birlikte olduğu Demet Akalın ona destek tweet atar mıydı? WhatsApp'ına bak der miydi? Yani demek ki o da inanmış reklam olmadığına ve kızın gerçekten üzüldüğüne. Demet Akalın tweet'i var mı? Ama reklam demek en iyi, en iyi reklam, inandırıcılığı en yüksek olan reklamdır. Evet. O yüzden Demet Akalın da annesi inandı hayatım. Bak kız, Demet'in yorumu. Kuzum sakin. Kıyamam ben senin gözyaşına. Sana baktıkça enerji alıyorum. Ben kurban olayım. Üzülme. Bak şu WhatsApp mesajlarına. Hı, WhatsApp'ına bakmamış. Ama dedim ya annesi dahi inandıysa yani reklamda olmayabilir. Bilmiyorum ama zamanlamada sıkıntı var. Ayrılabilir. Barış'a da bilir. Sen magazinsin. Magazinciler de konuşacak. Yıldız Barış... Silve bir destek oldu. Öyle mi? Tabii. Yıldız Silve'nin bir destek tweet'i var. Yani... acaba saftirikler atladı mı hemen, çünkü saf temiz kalpler. Ha. Bak Demet de öyledir, her şey bir yana. Yıldız Silbe de öyledir. Sıkma bebişim. Biz de üzüldük. Güzel şeyler başaracaksın, başarırsınız. Sonrasını hiç görmüyorum. Hatasız kul olmazmış. Evet. Yok bende, sende var. Gülben de mi destek oldu? Öyle mi? Bakalım, o da destek olmuş. Saftirikler dedim, geri al. Bakalım ne yazmış? Bu mu? Ha, bu Yıldız Silbe ya. Bu Yıldız Silbe. Ya var ya. Çok bir dakika, bizim. Bir dakika çok ciddi söyleyeceğim. Allah aşkına önümdekilere bakın. Bak bulamıyorum. Vallahi bulamıyorum. Ya önünde öyle dosyalar var ki. Ya ben bu şekildeyim ya bütün yayın. Hayatım tweetleri aynı zamanda bana da koyun. Tamam ya, öyle evet yapalım. Yani öyle birimiz olmayacak. Bulamazsa birimiz. Çünkü evet, izleyici evet. Diyecek ne yapıyor bu kız, sürekli eller burada. Öyle tamam, yapalım. Tamam Bilal tamam. Ne yazmış bakayım. Başarının düşmanı çok olur güzel kız. Aslanlar gibi devam edeceksin yolunda. Tam ağlattıklarını sanacaklar seni. Sen başarınla ve şarkılarınla cezalandıracaksın onları. Sen gül ağlama, biz buradayız. Allah Allah. Bir kendine pay yalnız, çıkarma olayı olmuş. Yalnız ben hiç görmediğim bir ikili bu. Gülben'le Aleyna ikilisi. Sen Demet'i geçen hafta tabii, gördük Demet Aleyna'yla. Demet'in arkadaşı. Yıldız'a şarkısını söyledi. Yıldız Silve bir de her düşenin yanında olan birisi. Evet, Seda Baba'dan da aynı şey tweetleri bekliyordu. Evet. Düşenin yanında olmasını gerektirecek şeyler yapmıştı. Ama Gülben Ergen tabii kendisinden pay çıkartmış. Unutmayın ki ona bir şey olmaz. O Aleyna Tilki yani. Yani sosyal medya çalkalanıyor. Seda ablam düştü ya. Ya çok düştü ya. Yere düştü ya. Öyle yere düştü ha. Ben nasıl? Vallahi. Çok üzüldüm ya. Ben de çok üzüldüm. Bir görelim mi? Görelim bak, lütfen. Bak, fotoğraf geliyor bak. Bak fotoğrafa. Ya. Seda abla ne yapıyorsun? Hem de bir tane şeyden çıkarken bir şeyden. Saray. Yani siz gizli reklamın dibi yalnız farkında. Tek sorun niye yaptı? Niye yaptı? Nasıl niye yaptı ya? Bu kadıncağız bütün o dünya çapında yapılmış bu fenomen hareketi yapmayacak mı ya? He, onun ne eksik? İlk önce o yaptı hatta. İlk Türkiye. Önce Seda abla yaptı. Evet, Türkiye'de ilk yapan o. Dünya starları bunu yapıyor. Herhalde. Nedir bu derseniz işte yere düşüyorlar, kapaklanıyorlar. Bunu bir tane kadın yaptı. Uçağı var ya kadın, çok zengin kadın. İlk he, o uçakta, yaptı. İlk evet. O yaptı, gördüm ben de. Neydi? Şimdi duymuyorum seni. Ben dedim yani niye? Niye Seda abla? Bunu ilk yapımcımız sormuş. Bize bir ses kaydı yollamış. Bakın Seda abla açıklıyor. Niye yaptı? Neden?
Şimdi bu bir dünyada bir akım bu. Aslında hani düşene gülünür ya da düşen çok mahcup vaziyete düşer ya. Hani mahcup hisseder kendini. Aslında bunu dünya starları başlattılar. Düşene gülmeyin, düşen de kendini kötü hissetmesin akımı bu. Ben düştüm mü böyle bir ayağım takıldı. Dedik ki hadi bakalım. Madem öyle komik duruma düşmüş gibi bayağı insanlar tepki veriyorlar. Düşene gülüyor. Yok bilmem ne. Onun gibi bir şey ya. Yani dünya starlarının başlattığı bir akım bu. Düşene gülmeyin, düşen de kendini mahcup hissetmesin gibi. Ne diyorsun? Düşene gülmeyin. Ben çok mantıklı buluyorum. Sosyal aslında içerikli bir şey. Ben düşene, ben de hiç bilmem, ben bakmam o tarafa mahcup olmasın vermiş diye. Fakat neden bu tarihte böyle bir paylaşım yaptı? Bu çok yazın çıkmış bir akım. Kim düştü de onun yanında durulması gerektiğini sinyalini veriyor? Ben onu sorarım. Ha. Evet. Ha, buradan gizli mesaja herhalde bak. Düşene gülmeyin. Demet Akalın'la mı buradan? Belki de. Acaba. Bilmiyorum. Ama her ne için bile olursa olsun bir destek mesajıdır, bir destek paylaşımıdır. Hiç kimseye paylaşmasa bile verdiği sosyal mesaj altta çok iyidir. Evet, düşene gülünmez. Sen ne yaparsın biri düşse? Ben gülmem. Ben de gülmem. Ben kafamı ben hep çeviriyorum. Kendimi düşünürüm yani. Acaba hani ben düşsem ne olurdu diye hep empati yaparım, ondan gülmem. Düştün mü peki öyle? Ben biliyorsun Cuma ya, yayında düştüm ya ben. Ha sen evet. Ay, ya. Yayında ya, yayınladık ya. Melih Gökçek telefona sen bağlandı. Olsa da kafamda bir şey dan diye. Ay sen çok komik düştün ama Ecevit'e. Ben çok teşekkür ediyorum. Biraz evvel gülmem diyordum. Ben ama seni... Ha buradasın, şimdi söyleyeyim onu. Tamam neyse ya. Neyse ya, konu ben değilim. Bu da Seda Doğan'ın taklidi galiba. Taklidini yapıyor Seda Sayan'ın. Yani bakışa bak. Ece biz de yapalım ya. Madem düşene gülünmez biz de yapalım. Nerede düşeceğiz? Şurada düşelim 2 dakikada. Ama benim kıyafet uygun yok değil. Giderken düşeceğiz. Tamam. Yarın da yayınlarız. Tamam. Düşelim. Ne var, düşelim ya. Böyle meyve suları dökülmüş gibi olsun. Tamam, bir yapalım. Buse Narcı mı? Bu da Buse Narcı mı? Ha. Bu da Buse Narcı. Bir tane arabadan bu inen bir hanımefendi vardı. Ya. Ben de gördüm. O daha kıvrımları belliydi. Bak Seda ablanınki tam düşme gibi olmuş. Evet. Bu çok komik zaten de. Seda abla gerçekten düşmüş gibi, hani bütün her şey saçılmış yani. Dünya starları genellikle yüzünü şey yapıyor, yere doğru koyuyor. Yüzü evet, görünmüyor. Seda abla inatla yüzünü de göstermiş. Şey, yüzüne zarar gelmesin. Düşmüş olabilir ama yüzüne de zarar gelmesin yani. Peki Londra sokaklarında bu fotoğrafı kaç kere de çekmiştir acaba? Sürekli basmışlar mıdır? İnsanlar bakmış mıdır? Bunu acaba İstanbul sokaklarında yapabilir miydi? Ben bu resmin büyük halini gördüm. Bu fotoğrafın büyük halini gördüm. Arkada hiç umursamayan, yemek yiyen insanlar vardı. İstanbul'da olsa ne olurdu? Ümraniye'de yaptın mesela. Seda abla diye yardıma. Fatih'e yardıma koşardık. Bir akım yaptırmadınız be. Eyvallah. Bir reklam sonra buradayız.